Merhabalar. Bu videomuzda beraber bir Django uygulamasını deploy edeceğiz. Ardından Let's Encrypt kullanarak ücretsiz SSL sertifikamızı alacağız. Böyle bir eğitim niteliğinde olmayacak. Yani beraber bu uygulamayı deploy edeceğiz. Ardından SSL sertifikamızı alacağız. Ve onun için işte temel Nginx nedir, Unicorn nedir falan bunların üzerinde çok durmayacağım. Bu uygulamayı deploy edeceğiz. Önceki videolarda beraber kodladığımız SanalPost API uygulamasını Git ile birlikte uzak sunucumuza çekeceğiz. Ardından bunu deploy edeceğiz. Deploy ederken bu rehberi kullanacağız. Bu işte aslında DigitalOcean olması lazım. Oradaki bir yazı vardı. Bunu işte kendimce anladığım kadar Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Hala da deploy ederken buna bağlı kalıyorum. Buna göre deploy işlemlerini gerçekleştiriyorum. Ardından HTTPS'i ile isteklerini aktif etmemiz için Django'da yapmamız gereken ufak tefek değişiklikler. Bunları buradan bulabilirsiniz. İnternetten de rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Let's Encrypt zaten SSL sertifikamızı almak için kullanacağımız program. Cloudflare üzerinden DNS IP yönlendirmesini yapacağım. Benim bysunsoft.com'u alınca bysunsoft.xyz ücretsiz olarak gelmişti. Bu videoda da XYZ'yi kullanacağız. Ardından sonucu olarak Hetzner'i kullanacağız. Evet, bunları da yaptıktan sonra buyurun bir sunucu oluşturarak başlayalım. Bu arada Hetzner piyasadaki diğer firmalara göre biraz daha ucuz olduğu için diğer free işlerde falan da bunu kullanmaya çalışıyorum. Bunların çok bir önemi yok. Ubuntu olsun. Evet, oluşturabiliriz. Şu kısım da çok bir önemi yok aslında. Bize bir IP adres verecek. Bu SSH servisi kullanarak bağlanmamızı, yani bu IP adresine bağlanacağız root dedim. Fakat bunun şifresi Gmail'imize gelecek. Evet, şifremiz geldi. Ne diyor? Evet, bu az önceki hata işte benim SSH token'la ilgili bir hata. Şimdi ilgili IP adresine bağlanıyoruz. Yes diyerek az önceki bir token oluşturuyor. Yes dedim, şifreye girdim. Şimdi bizden şu anki yani Hester'in otomatik oluşturduğu aralığı girmemizi istiyor. Bunu da giriyoruz. Yeni bir oturum yani root için, root kullanıcı için bir şifre oluşturacağız. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bunlar biraz daha güçlü olmalı. Da zaten daha güçlü bir şey seçin dedi. Tamam, ben şu şekilde yapabilirim. Oluşturduk. Ardından burayla işimiz kalmadı. Bunu da kapatabiliriz. Bu kalabilir. Şimdi root kullanıcı olarak girdik ve dedik ki bu dokümanı kullanarak kendimiz bir deploy işlemi gerçekleştireceğiz. Add user işte kullanıcımızın adı ne olsun? Video user diyebiliriz. Video user adında bir kullanıcı oluştu. Buna bir şifre gireceğiz. 1, 2, 3, 1, 2, 3 diyorum. Tamam. Buraları boş geçebilirsiniz. Yes dedik. Şu şekilde bakalım. Video user. Gördüğünüz gibi video user kullanıcısı başarılı bir şekilde oluştu. Şimdi buradan çıkış yapabiliriz. Hatta buradan da çıkalım. Tekrar bağlanalım. Root olarak değil, video user olarak. Video user 1 2 3 dedim. Video user kullanıcısının şifresini girdim. Ardından git yüklü değil, apt-get install git diyebiliriz. Şunu sudo kullanalım. 1 2 3. Evet, sudo ers içerisinde yüklü değil dedi. Bunun da sebebi su root diyelim. Buna root şifremi giriyorum. Bunu buradan yetkileri vermedik. Video user'da kullanıcımızın adı video user dedik. Şimdi tekrar video user olarak gelelim. Evet. Yine olmadı. Evet, ben sizi bekletmemek adına hemen bu user'ı root yetkilerini verdim. Şimdi sudo apt-get install git diyerek git package'ini makinemize kuruyoruz. Şekilde alalım. Daha böyle yapsak daha iyi olur sanırsam. Şu anda git kuruldu. Bunu da şu şekilde görebiliriz. Git dedikten sonra işte bize ilgili komutları gösteriyor. Dedik ki bu uygulamayı deploy edeceğiz. Hemen bunun URL'ini alıp git clone şu şekilde yapalım.
Neredeyiz? Home video user'ın altına yapabiliriz. Git klon dedikten sonra git projemizi lokalimize, yani uzak sunucudaki bilgisayarımıza çekmiş olduk. Ardından gerekli paketleri yüklemeye başlayabiliriz. Şimdi servisimizi yenileyelim. Bu zaten üstünde yazıyor aslında. Çok söylememe de gerek yok ama buradan sonrası biraz copy paste kayacak. En azından şimdilik. Ardından güvenlik duvarını etkinleştiriyoruz. İşte yes diyerek izin veriyoruz. Kontrol ediyoruz etkinleştirme. Gördüğünüz gibi allow izin verildi. Şimdi yazılımları kurmaya başlayabiliriz. Update and update diyerek varsa güncelleştirme onları yapsın. Bu kısımdaki paketleri yükleyeceğiz. Fakat biz bu projede PostgreSQL kullanmadık. Siz isterseniz yüklemek zorunda değilsiniz. Ben bunu PostgreSQL için yazmıştım. Fakat yükleyelim. En azından şimdilik deneme için çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu an sistemi güncelliyor. Bu kısımları atlayacağız çünkü PostgreSQL kullanmayacağız. Evet, şimdi sistemi yükledi. Tekrar rehberimize geliyoruz. Gerekli olan paketleri kurmaya başlıyoruz. Tekrar copy paste ile paketleri kurabiliriz. Bu arada şunu unutmayalım. Video user 123 diye burada kalsın. Bu kullanıcı adı ve şifremiz. Yes diyerek paketleri kuralım. Dedik ki PostgreSQL kısmını kurmayacağız. Şimdi bildiğimiz Python 3'ün virtual environment'ını kurmamız gerekmekte. Bu da ilgili paketler yüklensin. Onun da kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet, ilgili paketlerimiz yüklendi. Şimdi virtual environment kütüphanesini kurmamız gerekmekte. Bunun için yes diyerek kütüphaneyi kuruyoruz. Ardından bir proje dizin diyor. Bu kısmı da atlıyorum. Şimdilik kurmayacağım. Tekrar VM adında bir sanal ortam home altını oluşturabiliriz. Onu da şu şekilde görebilirsiniz. Home video user'ın altında bir projemiz var. Bir de VM adında sanal ortamımız bulunmakta. Daha şu şekilde yapsak. Tamam. Ardından virtual environment'ıma gidip source bin activate diyerek Linux üzerinde olduğum için sanal ortamımı aktif ediyorum. Projeme gidiyorum ve bunun içerisindeki bağımlılıkları yüklemeye başlıyorum. Bunu lokaldeyken, yani geliştirdiğimiz bilgisayarda pip freeze işte büyüktür işareti rect.txt adındaki dosya bağımlılıkları yazmıştık. Pip install trr ile de ilgili dosyadan okutarak bütün bağımlılıkları yükleyebiliriz. bu kısım işte tekrar Unicorn falan bunlar için gerekli. Bunu biz zaten ilk başta yaptık. Proje dizilini klonlamıştık. Kütüphaneleri yükledik. Bir local settings py kullanıyorsanız ki zaten büyük ihtimalle onun ne olduğunu biliyorsanız kullanmayı da biliyorsunuzdur. Fakat biz bu proje için onu da kullanmayacağız. Ardından gerekli migration'ları yapalım. En son hepsi evet var. Veri tabanını da getirdiğimiz için bunu da yapmayacaktır. Bunu da yapmadı. Çünkü lokaldeki veri tabanını direkt buraya çektik. Super user'lık bir işimiz yok. Evet. Python manage.py collect static diyerek static dosyalarımızı static altına, ben şöyle göstereyim. Buranın altına kopyaladık. Burası nereden geliyordu? Hemen onu da görelim. Sanal post uygulaması get, gördüğünüz gibi static URL, static files. Bu lokaldeyken statikleri nereden çekecek? Static files dirs, işte static files altından statikler gelecek. Static root ise collect static yaptığımız zaman statikleri nereye toplanacağı. Base directory kök proje dizilini temsil ediyordu. Static de onun altındaki static dizinini, klasörünü temsil ediyor. Bunu da yaptıktan sonra tekrar
kurallarımızı ekledik. 8000 porto run server diyeceğiz. Fakat buna gelmeden önce evet şimdi buradan evet site diyerek Bysansoft XYZ'yi ekleyebiliriz. Şu IP'yi alalım buradan. Sanırsam şu anda ekliyor. Evet buradan free plan'ı seçiyorum. Siz kendinize göre diğer tarifeleri de seçebilirsiniz. Şu anda mevcut bir DNS kaydı var mı yok mu ona baktı. Yok. www bu IP adresine gidecek. Kayıt ekle ardından XYZ tekrar bu IP adresine. Bu arada bunlar üzerinde hani çok fazla deneme yapmanıza gerek yok. Çünkü video bittikten sonra bu sunucuyu falan hepsini kaldıracağım. Continue diyelim. SSL kısmını flexible olarak geliyor normalde fakat full'e çekmemiz gerekmekte. Bunu da zaten birazdan göreceğiz eğer hata alırsak. Bu kısımda tamam burayla şu anda bir işimiz yok ardından bunu alalım. Şuraya gelip sunucu IP adresimiz. Hop. Evet, neden olmadı? Çünkü henüz bir konfigürasyon yapmadık. Tamam. Unicorn'u yükleyelim. Pip install unicorn diyerek unicorn'u yükliyoruz. Tekrar rehberimiz. Bunu tekrar requirements.txt'ye yazmanıza gerek var mı? Bence gerek yok. Ben yazmıyorum en azından. Ardından unicorn için gerekli ayarlar. İşte bunu sanal post olarak değiştireceğiz. Projemizin adı sanal postu. Sanal post VSGI. Bu da nereden geliyor? Hemen bakacağız birazdan. Ya şimdi bu tekrar işte şey direkt IP adresi 8000 portunu dinlemeye alınca karşımıza gelecek kısmı gösteriyor. Fakat buna da şimdilik gerek yok. Hızlı hızlı kuralım. Ardından şu unicorn soketi açacağız. Şu sanal ortamdan çıkabiliriz. Buna direkt pek fazla uğraşmadan gerekli konfigürasyonları yapıştırabiliriz. Yes dedik. Bu kısım biraz önemli. Buna da direkt buradaki kodu yapıştıracağız. Fakat ufak tefek değişiklikler yapmamız gerekecek. Linux oturumundaki adımız yani bu oturumu açtığımız username'imiz video YouTube'du. Özür dilerim video user mıydı? Hemen bakalım. Video user. Video user dedik. Ardından home altında video user. Video user. Proje dizinimiz. Evet çok güzel. Bunu şimdilik bir kaydedelim. PVD diyerek şunu alabiliriz. Şu kısmı. Kuvvet Türk Sanal Post API. Video user'ın altında projemizin dizinini vermemiz gerekmekte. Proje dizinimiz Kuvvet Türk Sanal Post API. Projemizin adı Sanal Post. Sanal Post dedik. Ardından Linux oturumundaki adınız. Burası da statikleri değil, unicorn'u set ettiğimiz yer. Virtual environment'ı veriyoruz. Burada da video user dedik. Ardından proje dizinimiz değil, direkt sanal şey unicorn'un yolunu vermemiz gerekmekte. Burada da sanal post API, sanal post şeklinde projenin yolunu verdik. Burada da unicorn'un yolunu verdik. Ardından şurada sanal post VSCI yapmamız gerekmekte. Çünkü sanal post projesi üzerinde çalışıyoruz. Bir hatamız yok diye umuyorum. Tekrar rehberimize geri dönüyoruz. Ardından soketi açıp aktif ediyoruz. Unicorn'la. Evet. Test ediyoruz. Aktif dinlemede şu an her şey başarılı gidiyor. Dosyanın varlığını kontrol ediyoruz. Bu nedense Ubuntu'da çalışmadı. Şöyle yapsak sanırsam çalışabilir. Tekrar olmadı. Çok ölümcül bir değeri yok. Bunu da geçiyorum şimdilik. Ardından Nginx konfigürasyonu yapmamız gerekmekte. Sanal post
Sanal boss. Tekrar kodu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Bu kısımda Nginx'e işte projemizin yolunu ve statik dosyalarımızın yolunu vereceğiz. Şu kısım hemen şöyle yapalım. ByzenSoft.xyz dedik. Ya bunları aslında en son yapıyoruz ama yani sunucu kısmında yapıyoruz. Sonra IP yazıyoruz. Daha sonra domaini IP'ye yönlendirince buraya IP yazıyoruz. Fakat ben hani az önce zaten buradan domaini yönlendirdiğim için direkt domaini yazmamda bir sakınca yok. xyz://www.bytansoft.xyz.com şey .xyz ardından tekrar proje dizinimiz home altında video user dedik. Proje dizinimiz evet çok güzel. Şurayı tekrar bir kopyalayalım. bysansoft.xyz ardından bysansoft.xyz ardından Linux oturumundaki kullanıcı adımız yani bu hangi home altında hangi user'ın dizinindeyiz. Video user demiştik. Proje dizinimiz şurası video olacak. Video user altında SanalPost API Django'nun altındaki SanalPost projesini set ediyoruz. SanalPost dedik. Bunu da yaptıktan sonra medyalarımızı, daha doğrusu bu statiği yolunu belirtti. SanalPost'un altında statik klasörünü, yani root statiklerimizi, hani collect statik yapınca nereye geliyorsa statikler, onun yolunu set ettik. Ardından medyalar da aynı şekilde. Aslında bir medya klasörümüz yok ama yapalım. En azından bu proje için. Video user dedik. Ardından sanal post Django ve sanal post diyerek kök dizini belirtebiliriz. Sanal post dedik. Bu kısımlarla şimdilik işimiz yok. Evet. Bunu da yaptıktan sonra yapılandırmayı etkinleştiriyoruz. Bu kısım az önce Site Available'ın altına hangi isimde dosya oluşturduysak yani projemizin adı şeklinde oluşturduk. Yine projemizin adını giriyoruz. Ardından Nginx'i test ediyoruz. Successful. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Nginx'i yeniden başlatıyoruz. Bu arada bu şu şekilde sistem CTL işte stop start restart olarak stop start restart üçünden birini alır. Ardından hangi servisi işlem yaptırmak istiyorsanız Nginx, Unicorn veya Apache şeklinde sistem yani servisleri başlatmayı, durdurmayı, açmayı, kapatmayı, yeniden çalıştırmaya yarar. Ardından Nginx full işte kuralları ekledik. 8000 portunu. Nginx konfigürasyonu açıyoruz. Bu kısım da şu an için aslında pek gerekli değil. Fakat ne olduğunu öğrenmemizde fayda var. Bunu HTTP altına, şu bloğun altına yerleştiriyoruz. Herhangi bir yere şuraya koyabiliriz. Bu da şu işe yarıyor. Bir istekte en fazla kaç megabayt gidebilir? Kaç megabayt yükleyebilir? Bunu set ediyoruz. Tekrar Nginx'te bir değişiklik yaptığımız için Restart Nginx diyerek Nginx'i yeniden başlatıyoruz. Bu kısmı şimdi yapmayacağım çünkü bir medyamız yok. Ardından sunucu IP adresi, bunu zaten domainimizi kayıt etmiştik Nginx altında. Allowed host kısmını dinlememiz gerekmekte. Dilerseniz onu da şu şekilde bir bakalım hemen. Yapalım. CD SanalPost LS Nano Settings altına gelip şu debug'ı da yine bu uygulama için çok bir önemi yok fakat önemli bir proje olsaydı açık bırakmamakta fayda var. Da fayda var değil, açık bırakmamak lazım. Bunun da sebebi herhangi bir hata durumunda kötü niyetli kullanıcılara karşı bir açık vermek söz konusu olabilir. Burada hangi istekleri karşılayacağımızı
kabul edilen istekleri yazdık. www.bysansoft.xyz ve bysansoft.xyz gelirse buradaki istekleri kabul edin. Evet, merhabalar, özür dilerim. Tamamen benim hatam. O da şundan kaynaklı. Hemen göstereyim. Mesela Nginx'de root dizin olarak burayı vermemiz gerekti. Fakat ben bunun altında sanal post verdim. Bu da şundan kaynaklı. Ben daha önce çalıştığım projelerde hep mesela bu bir üst dizin oluyordu. Projem bunun altında tekrar bir sanal post, onun altında sanal post, statik adında yönlendirme şeklinde dizinler oluyordu. Fakat burada direkt Kuvvetlük Sanal Post API dizininin altında projemiz çalıştığı için gerekli konfigürasyonları da Working Directory burası vermemiz gerekli. Tamamen benim hatam. Siz rehbere uyarak gittiğiniz takdirde bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Gördüğünüz gibi BySansoft.xyz karşımıza çıktı. Şimdi dedik ki başarılı bir şekilde kurduk. Ardından dedik ki Let's Encrypt ile birlikte SSL sertifikamızı kuracağız. Bunun için Let's Encrypt'e kendi sayfasına girip dokümantasyondan basit bir şekilde kurulumu yapabiliriz. Hani bunu görünce belki diyebilirsiniz, ulan işte hani bu kadar mıydı falan. Gerçekten bu kadar. 5 dakika içinde SSL sertifikasını kurabiliyorsunuz. Bunun için ekstra hiçbir yere ücret ödemenize gerek yok. Hangi sunucu yazılım üzerine çalışıyor? Nginx, hangi işletim sistemi? 18.04 Debian, o da buradan açmıştık. Ubuntu 18.04 Hensner üzerinden açmıştık. Ardından bizim için zaten otomatik şu kodları veriyor. Bunları işte yapıp certbot'u sistemimize kurmamız gerekmekte. Burada kuruyoruz. Ardından sırayla copy paste şeklinde gidiyoruz. Evet, enter dedik. Paketi ekledi. Tekrar sistemi güncelliyoruz. Ardından artık certbot'u indirebiliriz. Yes diyerek programı kuruyoruz. Bunu dedikten sonra zaten bize hangi domain için işte yönlendirme yapmamızı istediğimizi falan filan soracak. Hemen bunu seçtim. E-mail girmemiz gerekiyor. Bunu boş geçebiliriz fakat bir e-mail girin diyor. Sallıyorum. Herhangi bir e-mail sallayabilirsiniz. Ekle dedim, kabul ediyorum. Yes dedikten sonra hangisi için kurulum yapmamızı istediğimizi soruyor. 2'yi seçerek devam ediyorum. Bu tamamen size kalmış. 1 veya 2. Şu an doğrulama için bekliyor. Aslında SSL'i kuruyor. No redirect, redirect diyor. Burada işte biz hangisini seçeceğiz? 2'yi seçerek bütün, hemen şu şekilde 2'yi seçiyorum. 2'yi seçerek bütün hepsinin HTTPS üzerinden redirect olmasını seçtik. Şimdi işte sertifikamızı buraya koydu. Ardından sertifikamızı aldık. Bu da otomatik olarak sertifikamızı yenilemesi için gerekli olan komut. Kendisi bir cron tab oluşturuyor, cron job. Gördüğünüz gibi cron tablar altında bunu görebilirsiniz. Şu anda sertifikamızı başarılı bir şekilde aldık. Hemen şu konfigürasyon dosyasına gelelim. Sanal post olarak proje adımızı belirlemiştik. Sanal post dedik. Gördüğünüz gibi certbot buralara kendisi konfigürasyonları eklemiş bulundu. Fakat bunu şu şekilde çalıştırmadan önce hemen kök settings'e gidelim. Nano settings diyelim. Buraya şu kodları eklememiz gerekti. Bunların ne işe yaradığını bu yazısından bulabilirsiniz. Aslında HTTPS için gerekli Django konfigürasyonları olarak düşünebiliriz. Bunları da ekledikten sonra yes dedik. Ardından sudo systemctl restart nginx diyerek nginx servisimizi yeniden başlatıyoruz. Gnu konutu yeniden başlatıyoruz. Cloudflare üzerinden yaptığımız için
SSL TLS Encryption modumuzu full'e çekiyoruz. Bu sayede kendi sertifikamızı da burada kullanabiliyoruz. Evet, not found diyor. Bunun da sebebi şundan kaynaklı. Evet, gördüğünüz gibi sertifikamızı aldık. SSL Certificate Cloudflare gözüküyor fakat biz aslında burada Certbot'u kurmuş olduk. Evet, merhabalar. Az önce bir hata almıştık. Aslında onu geçecektim fakat aklımızda kalmaması açısından tekrar yapmaya niyet ettim. Şimdi buradan bysantsoft.xyz deyince bize hata veriyordu. İşte güvenli değil de 404 çakıyordu. Bunun da sebebi hemen şuradan göstereyim. Konfigürasyonda biz gelen bütün istekleri HTTPS üzerine yönlendiriyorduk. Fakat burada HTTPS hani certbot'u kurduğumuz zaman 2 numaralı seçeneği seçerek redirect işte hepsini HTTPS üzerinden redirect etledik. Fakat burada direkt bysantsoft.xyz diye istek atınca işte HTTPS olmuyordu. Sadece şu şekilde yaparsak hani bunu HTTP slash slash yaparsak bizi HTTP versiyonuna atıyordu. Yani S değil HTTP bysantsoft.xyz'ye atıyordu ve redirect edemediğinden güvensiz diye 404 çakıyordu. Fakat biz bunu şu eklediğimiz kod sayesinde otomatikman gelen bütün istekleri HTTPS üzerine yönlendirmesini söyledik. Hemen şurada göstereyim. Şu kısım sayesinde 80 portuna bir istek gelirse otomatikman git bunu HTTPS işte bysantsoft.xyz'ye yönlendir dedik. Bunu da videonun altında bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.